Değerli kardeşlerim, kısaca bir malumat verelim. Akabinden yüzüklerimizi takalım, dua edelim inşallah. Kıymetli kardeşlerim, evlilik iki kişilik bir yolculuktur. Bu yolculukta kişilerin birbirine saygı, sevgi ve sadakati elden bırakmaması, maddi ve manevi her koşulda birbirine destek olması. Hani diyorsunuz ya, iyi günde ve kötü günde saygı dediğimiz şey kişinin annesine, babasına, ailesine, onun için değerli ve kıymetli olan her şeye saygı göstermektir. Senin annen şöyle, senin baban böyle, zaten senin kardeşin de böyle. İşte sizin memleketlere böyle olur demek, o kimseye ne demektir? Saygısızlık yapmaktır. İkincisi, evlenirken birbirinizi görüyorsunuz. Hiç birbirini görmeden evlenen yok herhalde. İşte senin gözün şöyle, senin burnun böyle, senin ağzın böyle vesaire. Birbirinize bu şekilde, birbirinizi incitici lakaplar takmak da neydir? Bir saygısızlıktır. Bunları evliliğin ilk adımını atarken birbirinizle ilk görüşmenizde şöyle kişinin evleneceği kişiye bakması sünnettir. Onun için bu gibi konuşmalardan evlilik müessesesini yıpratır ve uzak kalmanız gerekir. İkincisi sadakat. Yani kişinin birbirisine olan sadakatini ve bağlılığını bırakmamasıdır. Üçüncü olarak İnsanların ağzına sakız ettiği bir şey var. Sevgi. Ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sonra belli bir zaman geçiyor. Diyor ki biz ayrılıyoruz. Ne oldu? Sevgi bitti. Sevgi bitmez. O sizinki sevgi değil. O sizinki heves. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Canib-i aşıktan olmazsa muhabbet aşıka, sahi aşık, maşuku aşıka ihsan eyleyemez. Hazreti Allah'tan sizin kalbinize bir sevgi, bir muhabbet gelmezse, buraya kalbinizi yumuşatmazsa, herkes bir araya gelse, toplansa sizi birbirinize ne yapamaz? Bağlayamaz. O bağlılık oluşmuşsa eğer, o sonsuza kadar devam eder. Eğer ki birbirinizle muhabbet, sevgi alamıyorsanız, siz gerçekten birbirinizi ne yapmamışsınız demektir? Sevmemişsiniz demektir. Dördüncü olarak da sabır. Bu dünyada, şu zamanda gençlerimizde, arkadaşlarımızda olmayan şey, sabır. Herkes çok zengin olacak, herkes en güzel arabalara binecek, en güzel kişilerle evlenecek, en yakışıklısını bulacak, en güzelini bulacak. Böyle bir dünya yok. Dünyanın altı ve üstü farklı. Biz de bu farklı olan dünyada bir yolcuyuz. Cenab-ı Hakk'ın bize nasip ettiği yer, nasip ettiği kadar yaşa, ondan sonra ölüme karşı gelebilen var mı? Bu hayatta ben ölüme karşı gelebilirim hocam. Sen geride kalmışsın diyen var mı? Yok. Bir kervandayız, bir yolculuktayız. Bu yolculukta bizim üzerimize düşen en güzel şey evli olarak son nefesimizi vermek. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri'ne sormuşlar. Bir gün ömrüm kaldığını bilsem evli olarak ölmek isterdim diyorlar. Yani evlilik bu kadar önemli, bu kadar güzel bir müessese. Bu da Allah'ın kelamını evinizde hatırlarsanız ila nihaya devam eder. Bu annelerimize, babalarımıza bakın ne çileler çekmişlerdir. Bugün insanların en güzel yerlerde nişan merasimleri, düğün merasimleri yapılıyor. Evleri düzülüyor en güzel şekilde. Ondan sonra bir muhabbetsizlik oluşuyor. Çünkü niye? Birbirlerine karşı güç aldıkları, dayandıkları, yaptıkları bir mücadele yok. Cenab-ı Hak bu kardeşlerimizi birlikte, beraberlikte daim eylesin. Sonsuza kadar birbirlerine olan muhabbetlerini, saygılarını, sevgilerini, sadakatlerini daim eylesin. Tekbirlerle yüzüklerimizi takalım inşallah. Gelin hanım kendisi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd.
hamd. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ceal hâdâ merâsime meygûnen mübâreke ve ceal beynehümme ülfeten ve muhabbeten ve karara ve la tecal beynehümme nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme elif beynehümme kemâ ellefte beyne âdeme ve havvâ'e radiyallahu teâlâ anha ve kemâ ellefte beyne aliyyin kerremallâhu ve cehûl teâlâ ve fâtımete zehrâ radiyallahu teâlâ anha ve kemâ ellefte beyne Muhammeden el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Hadîcetel Kübrâ radiyallahu teâlâ anha. Allahümme âtilehümme veleden âlimen sâlihâ ve ömran tavîlen ve rizgan halen tayyibe. Allahümme Rabbena âtina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azâben nâr. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mü'minîne yevme yekûmil hisâb bi rahmetike yâ erhamer râhimîn. Rabbena heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyetinâ kurrete âyunin ve cealnâ lil muttakîne imâmâ. Sübhân rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn ve selâmun alel mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Lillâhi teâlâ el-Fâtiha. Hayırlı mübarek olsun. Cenab-ı Hak bir yastıkla bahtiyar ve ihtiyar eylesin. Kocatmasın.